Ondan sonra gömer giderler yani. Benim başka bir şeyim yok ki. Herkese selam bu Gönderebilirim. arada. Ort dışı için buradayız. Şimdi bir tane düşürdüm. Biraz zor düşüyor. Bir taraftan başkanımla da sohbet ediyoruz. Evlilik Biraz dediğin şey biraz... düşme az yani. Valla Şahin'cim, insanlar hep diyorlar ya işte Kızılderili lafı vardır işte, beyaz adam paranın yenilemeyecek bir şey olduğunu öğrendiğinde çok geç olacak diye çok fazla değer veriyorlar. Yani bu işte evlilik olaylarında vay ben işte Trabzon burması isterim, yok kemer isterim. Ya bunların hepsi dünya malı kardeşim. Hepsi bunlar dünyada kalır, tamam mı? Hani bunların tamam maddi değeri vardır ama maneviyata paha biçemezsin. Huzura. Şimdi Tabii ki. sen bir kızsın. Evlenme çağındasın. Sana soruyorum. Empati yaparak cevap. Ömrün boyunca huzurlu olacağın, hiçbir şiddet görmeyeceğin ama işte çok hani fakirlik de çekmeyeceğin, orta karar yaşayacağın bir insanla mı evlenmek istersin? Yoksa böyle sürekli her aldığına sattığına karışan, işte ondan sonra en ufak bir şeyde olay çıkartan, gerekirse şiddet gösterebilecek bir insanla mı evlenmek istersin? Ama zengin değil mi? Ama o insan zengin. Tabii canım şey yok yani herhangi Ben bir huzur şey. isterim abi. Huzur Yani, olmayan insana parası olsa ne olacak ya? aynen öyle. Yani Huzur olmayan insana parası olsa ne olacak yani? onu diyorum yani. Huzur her şeyden önemli. Yani işte o birçok böyle evlenme teşebbüsü şeyde kalıyor. Nişanda işte o onu istedi, bu bunu istedi. Geçenlerde birisi şey diyor. İşte Dyson Air Fryer istemiş kız. O adam benim onlara şu anda hani onların yerine başka marka alalım demiş ya da bir şey demiş. Yok, hayır illa onlar olacak ya. Ha. Sen onlar için mi evleniyorsun abi? Şey Yoksa mutlu ne olmak için kadar mi sın değil mi? evleniyorsun yani? Ben bir şey söyleyeyim mi sana? Bu ne biliyor musun? Yani belki bunu videoda kullanmak biraz argoya kaçacak ama argo kullanmadan söyleyeceğim. Bu modern nokta noktalık kaptı. Tabii canım ya Ya, bir nevi yani ha kendini... evlenmişsin, ha gitmişsin, evlenmeden önce gitmişsin, affedersin birine parayı vermişsin, bir şeyler yapmışsın. Ha da gitmişsin ne bileyim birisi gelmiş senden istemiş ki altını şu kadar takacağım bana, şunu şu kadar takacağım, bunu bu kadar takacağım. Ömür boyu beni affedersin, bilmem ne yapabilirsin. Yani Yok yok bununla onlar arasında bir fark yok ki yani. o fark yok zaten, o da evlilik değil yani, senin dediğin gibi o başka bir şey ya, Ya o o farklı bir şey yani. kötü bir şey yani. Ya Ya birine kardeşim sınırsız kullanma olayına giriyorsun. bak Olay. şimdi fırın var fırın var, eskiden bizim annelerimiz davul fırında yaşadılar ya, benim annem Ya gözünü davul seveyim fırın kullandı annelerimizin ya. kardeşim yani, hani benim annem öyle, ben yani yoksulluğu yüceltmiyorum, emekli öğretmen kadındı. Eskiden Evet. öyle teknoloji çok gelişik değildi yani. Yıllarca kadın davul fırın kullandı. Şimdi illaki benimki ankastre olacak işte benim. Ya hadi kardeşim ya. Davul fırında yap böreğini ye eşinle birlikte balkona, koy çayını değil mi? Sohbet ede de ye. Bu huzurdur yani. Hani illa şu olsun bu olsun. Zaten öyle insanlar çok çiğ insanlar oluyor. Şu bir gerçek bak. Başkalarını etkilemek için genelde şey çok oluyor bu çeyiz işlerinde. El alem ne der? El alem ne diyeceğinden sana ne, bana ne, bize ne? El alem dediğin şey bizle beraber mi yaşayacak evin içinde? Yok. İstediği kadar konuşsun işte, bunun air fryer'ı yok ya da işte Dyson süpürgesi yok diye. Onlar kim ki? Bak başkalarının düşüncesini bu kadar önemsersen hayatta hiçbir zaman mutlu olamazsın. Bu bir Hiçbir gerçek. zaman. Hiçbir Hiçbir zaman. şekilde başkasının ne düşündüğünü çok önemsiyorsan senden hiçbir şey olmaz. Çünkü Doğru bak söylüyorsun. benim bir lafım vardı. Ben bunu daha nostalji zamanında video yaparken de söylemiştim. Kaç 3-4 sene önce. Beğenilme arzusu seni başkalarının kölesi yapar. Aynen öyle. Yani hep beğenilme kaygısıyla yaşarsan başkalarının kölesi olursun. Yani fiziksel olarak olmasan bile mental olarak sürekli aklında ay şu beğensin, bu beğensin. Yok abi öyle bir hayat yok. Her şeyden önemlisi biz bu dünyada geçiciyiz. Bugün varız, yarın yokuz abi. Belli değil çünkü yarın olup olmayacağımız belli değil. O zaman ona göre yaşayacaksın. Ne yapacaksın? Kendi mutluluğunu düşüneceksin, anladın mı? Yani el alem şunu der bana. Bana ne abi el alem ne dersin? Benim için gay desinler. Ya çok da fifi bana ne abi? Ben gay Tabii miyim? ki. Değilim. Ha gay olmak da kötü bir şey anlamında söylemiyorum mesela. Hani olabilir insan gay de olabilir. Hani olmadığın bir şeyi söylesinler. Sen kendin onun olmadığını biliyor musun? Bitti. Konuşsun millet. Benim Ya şunum millet yok, konusunda bunum ne yok. olacak?
Millete göre yaşasaydık zaten. Ya işte genelde bu çeyiz olayları falan bundan çıkıyor. İşte falanca da şu var, bende niye yok? Abi boş ver falancayı ya. Sen falancayla kendini kıyasla bak. Falanca filanca feşmanca yani. Mesela şey oluyor. Bir kızın ablası evlenmiş oluyor. Görece durumu iyi birisiyle evlenmiştir. İşte benim ablama 12 tane şundan taktılar. Bana niye alınmıyor? Ya sen ablanla rekabet halinde misin kardeşim? Ha, aynı. Aynısı zaten var kaptı. Merak etme. Ya senin ablanla evlendiği adam durumu iyidir. Benim o 12 kazanıyordur. Ben 8 kazanıyorum. 6 kazanıyorum. Ben 6'lık çeyiz yapacağım kardeşim. Herkes bu dünyada eşit değil ki. Hepimize bizim eşit olduğumuzu söylerler ama hiçbir zaman insanoğlu değil eşit değildir yani. Birisi diğerinden az kazanıyordur, fazla kazanıyordur. Biri diğerinden daha az güzeldir, daha güzeldir. Bak insanoğlu hiçbir zaman eşit değildir yani. Bu yalandır. Ona inanmayın. Ama karakter olarak farklıdır birbirinden. Bence de. Sen kendini... Ya ben mesela kadın olsam ben huzur ararım abi, açık söyleyeyim. Çünkü 3 günlük dünya, şurada da huzuru biraz bulalım derim yani hani. Ama bazı insanlar maalesef kalp gözleri o kadar açık olmuyor ya da işte o kadar şey düşünemiyorlar. Bizim gibi maneviyata çok değer vermiyorlar. Onlar genelde maddiyata çok önem veriyor. Ondan sonra işte psikopat birine denk gelince ya da kötü bir şey olunca üzülüyorlar. Ya ben çok evlilik gördüm Marmaris'te. Bu konuda maddiyatla işte şey yapan, ölçüm yapan, sonra çoğu ayrıldı gitti zaten. Ve o insanların çoğu artık ne diyor biliyor musun? Bak ben çok çok fazla dinliyorum mesela. Evlenmiş, boşanmış mesela kadın, tamam mı? Zengin adamla evlenmiş. Zenginlikten kastım yani varlıklı bir insan. Neyse. Ama bakıyorsun adamla huzuru yok, şunu yok, bunu yok. Mesela çok kadına duymuşumdur mesela bunu. Ama soruyorsun mesela kadına tekrar evlenmeyi düşünüyor musun diye. Evlenirsem diyor, tabii ki para önemli ama hayatımda ilk zamanki kadar önemli değil. Kesinlikle ilk önce huzurum önemli. Evet. İşte bir tecrübe. Çünkü tecrübe bu. Ama bunu tecrübe etmenin bir anlamı yok ki kapti. Yani insan düşünen bir varlık. Hayvanlardan bizi farklı yapan şey düşünmemiz. Yani bunun böyle olacağını bilmiyor muydun sen? Bunun böyle i̇şte olacağını o zaman düşünmüyor musun? Düşünmüyorlar mesela. Yani bu arada yanlış anlaşılmasın ya. Biz burada garibanlığı, fakirliği yüceltmiyoruz. Tabii ki. Konuştuğumuz şey görgü ve görenek. Tabii. Ya mesela ben evlenirken sana demin anlattım. Yani bir Yasemin'in ailesi hiçbir zaman ne takacaksınız, ne alacaksınız diye sormadı. Siz ne almak ne istiyorsunuz? Alın, koyun. Ya bu işte görenek, görgü sahibi olmaktır yani. Ve aslında gizli bir iletişim var burada. Bak ben örtük bir iletişim var. Örtük iletişim ne biliyor musun kaptan? İnsana aslında sıkıntı vermez bu örtük iletişim. Keza insanı değerli hissettirir. Bu örtük iletişim. Açık iletişim insanı değersiz hissettirir. Mesela kişiye şunu diyebilirsin. Ya sana mesela şöyle gelip şöyle bir diyebilirlerdi. Diğer işte bize 5 tane burma bilezik takacaksın. İşte yok Trabzon set takacaksın. Yok bilmem ne set takacaksın falan diye gelip sana söyleyebilirlerdi. Bu bir açık iletişimdi. Evet. Direkt seninle doğrudan iletişime geçiyor. Ama örtük bir iletişim orada ne? Bizim için bu çok fazla ilk önce önemli değil. Herkes durumuna göre yapar. Senden böyle isteyen bir insan aslında sen ne yaparsın? Dersin ki ulan elimden geldiğince yapmaya çalışırım. İçinde kalmasın. Ya şimdi bir de şu da var. Bak şimdi hani görgü görenek diyoruz ya. Şimdi görgü görenek sahibi insan bir de şeydir. Empati yeteneği de gelişmiştir. Çünkü senin yerine de kendine koyuyor. Ne diyor? Yani imkan dahilinde neyse o yapılır. Önemli olan diyor huzuru mutluluğu. Ya bu güzel bir düşünce. Yani insanları ödeyemeyeceği, yapamayacağı borcunu alsan sen kendi evladını da sokmuş oluyorsun bir yerde. Ve evlenince benim borcum onun borcu olacak. Onun borcu benim borcum. Şey artısız düşmedi ya. Hani empati yapıp kendini koyacaksın. Bazı şeyleri detaylı düşüneceksin. Bir de her şeyden önemlisi görgü görenek dediğimiz işte şu da olsun bu da olsun dilenci gibi kendini pazarlamak gibi şeyler hoş şeyler değil. Değil. Ha sen bakarsın karşı tarafın durumu hiç yoksa olabilir. İnsan kirada oturmak istemeyebilir. Saygı duyarım ki ben de istemem. İşte biz bir divan
İşte bir ne o peygamberin bir lafı varmış ya işte. Hani bir hırka bir hurma. O da doğru değil. Bunu da söyleyeyim. Hiçbir insanoğlu o kadar garibanlık, sefillik çekmeye şey de Ya değil. imkanlar varsa dünya üzerinde, böyle imkanlar varsa, böyle şeyler varsa insan niye böyle şeyler, güzel şeyler yaşamasın ki, değil mi? Tabii. Yani Yaşasın benim abi. burada konuştuğumuz şey hadsizlikten bahsediyor. Şimdi benim 12 tane burma bile senin ne işine yarayacak? Ben onu söyleyeyim. Takacak Destek kola kardeşim. böyle, gezecek, milleti Heh. havalayacak. Düğünlerden Şimdi düğünlere bu gelecek. işte o şey değil. Yani bu zenginlik değil. O görgüsüzlük. Onu söyleyeyim. Evet. Bizim bahsettiğimiz konu hani onun yerine de ki kardeşim Şahin beni balayına işte atıyorum Fethiye'ye değil de yurt dışına götür. 2, 3, 5 bilezik az tak beraber yaşayalım bazı şeylerde de emin ol karşı tarafın daha çok hoşuna gider. Benim hoşuma gider. Desin ki ya boş ver işte şunu bunu almayı biz huzurlu olalım evimize başka bir şey alalım. Başka bir eksiğimiz alalım de. Tamam. Hani çünkü hani beraber yapabileceğin şeyleri yapmak daha mantıklı. De ki ya kardeşim bu şey de çok mesela benim bir tane çok sevdiğim bir kardeşim var. Ayrıldı nişan attılar. Kız tarafı 350 kişilik kendisi 350 kişi getirecekmiş. Erkek tarafında işte kaç kişi gelecek 300 ise 600-700 kişilik yemekli düğün istiyor. Ama istedikleri yemekli düğün korkunç bir para yani otelde. Bizim oğlan tarafı diyor ki yani işte biz o kadar tam yemekli yapalım ama bu kadar kişiyi şey yapamayız. Hani karşılayamayız. İşte daha düşük şey yapalım. Hani daha mesela 350-700-500 kişilik yerine biraz daha mütevazı. Yok dediler ayrıldılar kız tarafı. Biz yemekli düğün yüzünden ayrıldılar biliyor musun? Abi Ya bir dakika, bahçe buna izlemeyiz döneceğim. yani. Hemen şu telefona bakayım. Sen devam et. Bak bak sen. Bu dışı bir tane düşürebildik. Bir tane teslim ettik. Çok çok hakikaten biraz zor düşüyor ya. O bunu 32 olduk. Gerçi bir taraftan şamanımızı da kasıyor ama kaç olmuş o? 27. Biraz lazım. Lanet kitabı da deniyorum bazen o tarafa geçtiğimde Evet, dinliyorum seni kaptım. 45'lik keserken. Valla başka işte çok ayrılanlar oluyor. Mesela o 60 çocuk mı ya? canız. Onu öyle 60 değil mi? İşte bak, sıkıntı tarafı o işte. Bak mesela ben ilişkilerimde hani sana söylediğim bir şey vardı ya. Dedim ki ilk başlardan kesinlikle bu düğün mevzuları konuşulması gerekiyor. Ya yani düğünde ne yapılacağını söylemiyorum ha. Mesela Oh aldık bir çeyiz tane de. yapılacak mı? Veya başka bir şey yapılacak mı? Veya senden istenilen var mı? Şimdi bu en başından neden konuşulmalı? Bak bu arkadaş mesela şu an bunu en başından konuşmadığı için, ben sana söyleyeyim. Böyle şeyleri en başından konuşmadığı için onca senesi boşa gitti bana göre. Ya Bana bana göre çok boşa gitti şey abi. geliyor abi ya. Böyle şeyleri bence konuşmak bile bana saçma geliyor. Ya Ya diyorum ya boşa bak gitti bunlar yani. şimdi bunlar bak imkan meselesidir. Ya kardeşim Of, adamın artılı kuruluk mu düştü lan bu bana bir aytıldan? tane daha ortaşı düştü. İmkan neyse olur abi ya. İmkan meselesi bunlar. Adamın imkanı 200 kişilik yemekliyse 200 kişilik yapılacaktır. Bitti gitti. Ya ben neyi beklerim biliyor musun Ya bak? bir insanın zaten 350 kişi getirmesi çok saçma değil mi? Aşiret misiniz abi ya? 350 kişi getirmek ne ya? Siz ne biçim bir ailesiniz ki 350 kişi çağıracaksınız yani. Komprador değilsiniz, bir şey değilsiniz. Bildiğin Muğla'nın yerlisisin abi sen. Yani dığdının dığdısını da çağırma ya. De ki tamam biz de 100 kişi getireceğiz de. Yakın aile çevrenden, kuzenlerini, muzenlerini, amcalarını, dayılarını, halalarını getir. Bitti gitti. Biz mesela düğünü öyle yaptık. Ben düğünüme şey çağırmadım. Yani çok samimi olmadığım insanları çağırmadım abi. Şimdi niye çağırayım ki? Adam diyor komşularınızı çağırdım. Yok. Komşumla benim merhaba merhabadan başka bir şeyim yok. Niye çağırayım elin Yok ya, hani adamını niye çağırayım yani? Bir de insanlar da şey olmuş artık. Yani bizim zamanımızda altın ucuzdu gerçi evlendiğimizde de. Adam altın için diyor beni düğününe çağırıyor diyor. Ne kadar kötü bir düşünce ya. Adam seni mutlu gününde oraya gel diye çağırıyor sana. Bana altın takacaksın diye bir şey söylemiyor ki. Sen istersen gelmezsin. Adam sana ay, altın davetiye için çağırıyor diyor göndermiş. ya sana. Hı. Kendisinin çocuğuna gittiği zaman kendisi altını istediğinde niye ötmüyormuş o arkadaş?
Yani bu konuda ötecek olan insan aslında benim. Niye biliyor musun? Benim babam herkese büyük altın takardı. Tam altın. E o zaman niye ötüyor o karşıdaki arkadaş? Hiç bana amcalarımdan tam altın takan olmadı biliyor musun? Ben şeyini Ne kadar yapmadım yani. terbiyesizler ya. Hesabını yapmadım ama hani insan seni altın için düğününe çağırmıyor ki. Seni mutlu günde sen de orada ol diye çağırıyor. Tak takma. Ya zaten ben çok bu şeyleri yanlış buluyorum ya. İşte takı merasimini kameraya aldırmalar, kimle Yok takmışlar. şu şu Çok kadar attı. Yok bu çok kadar. Ne kötü kadar gömgüsüzlük ya. ya. Çok çok böyle tam bir Hindistan seviyesinde adetler bunlar ya. Vallahi Aynen. ya. Zaten bizim ülkede o biraz o yöne doğru zaten çoktan beri. Ya insan bak biz şunu konuştuk. Dedik ki aslında küresel dünyada çağdaş modern bir hayata ulaşabilme. Hani Mustafa Kemal'in sözü var ya çağdaş muasır medeniyetler seviyesine ulaşma. Gittikçe Türkiye muasır medeniyetler seviyesine şey yapıyor. Düşüyor yani. Eksiğe Valla gidiyor. bak, Niye? Sebebini söyleyeyim mi mesela sana? ben İngiltere'deki adetleri sana söyleyeyim. Hani muasır medeniyet seviyesinde bir ülkedeki adeti söyleyeyim sana. Orada insanlar tabii bizim ülkemizde birlikte yaşamaya sıcak bakılmıyor. Bu doğru bir şey. Tamam, her ülkenin örf adeti farklı. Lakin orada iyice birbirleriyle evleneceklerinden emin oluyorlar. Gidiyorlar. Hani adamlar bir bahçe kiralıyorlar. Kendi bahçesi yoksa ya da işte atıyorum senin bahçen var, benimki yok. Senin orada düzenliyoruz. Bir çok kalabalık olmayan, herkes tanıdığını çağırıyor. Bir yemek yiyorlar. İşte onların inancına göre papazları şeyse geliyor. Bunları evlendiriyor. Bitti gitti. Başka bir şey yok ha. O kadar. Yani bizdeki gibi işte aman ağır adetler yok, kınaymış. Kına nedir abi ya? Allah salacaksın abi adetleri. Kaldıracaksın artık bunları yani. Yok şeysi ayrı. Onlar nişan bile yapmıyor ki. Kendi arasında takıyorlar yüzüğü. Biz nişanlandık diyorlar. Bitti gitti. Yani. Vay efendim nişan elbisesi al. Yok işte nişanda ne o kadınların giydiği bir şey var ya. Türk Neyse. kıyafetiymiş. Ondan dört takım al. Dört takım ha. Ondan sonra ne o işte bilmiyorum ismini de kırmızılı böyle motifli model. Ne gerek var böyle şeylere Geçen ya? bunlarla ilgili bir tartışma yaşadım biriyle. Bizim kurumda çalışan ve bunlara da okumuş insan dersin. Bazı şeylere gelenek diyorlar. Bak bu gelenek değildir. Bu bir görgüsüzlüktür. Gelenek denilen şey gelene eklenenden daha çok insanların toplumsal olarak kendi kültürlerini biraz yansıtmalarıyla alakalı olan bir şey. Şimdi bakıyorum abi dedim ki ya dedim bu dedim biraz eleştirdim. Biz dedim bir tane dedim arkadaş varmış dedim. Kadın dedim evlenmiş yeni evlenmiş. Yeni evlendiği için de evde otururken kendisi eve birini çağırıyor. Kendisini görmeye geliyor. Hani bu ev görme denilen olay var ya. Gelin görme, ev görme olayı falan var ya. Evlendikten sonra gidiyorlarmış. E gittikten sonra gelin şey yapıyormuş. Kendisine takılan takıları baştan aşağı koluna düzüyormuş. Ve işte kolyedir, mori evin içinde öyle hizmet ediyormuş. Dedim ki görgüsüzlükten başka bir şey değil. Bu bir gelenek değil. Ya Bu bir zaten görgüsüzlük. şey, değişik değişik şeyler uyduruyorlar. Hadi o ayrı bir de baby shower yapalım. Baby shower ne ya? Bizim kültürümüzde baby shower diye bir şey mi var abi ya? Neymiş? Herkes hediyesiyle gelecekmiş. Ha. Bebeğin ilk banyosuymuş da bilmem neymiş de. Yok altın getir, yok onu Bebeğin getir, yok. kırkıdır, banyosu. Ya Kırk diye hadi bir şey abi yok. Kırk hadi bırak Allah'ını Yahudilerden kalma. seversen ya. Aynen Kırk öyle. Saçma Musevilerden, sapan şeyler. Yahudilerden gelme bir şey. Bu kadar basit. Ben anneme Kırkın bile çıkması falan. demiştim. Bizim düğünde takım merasimi yapmayalım. Ben sevmiyorum böyle görgüsüz gibi. Şey gibi ya sanki böyle sergiye çıkarılmış maymun gibi çıkarıyorlar insanı oraya. Millet bir şey vermek isterse koysun zarfa versin dedim. Haksız mıyım? Ya Haklı. insan ondan bile utanması lazım ya. Oraya gidiyor, geliyorsun. Yok dayısından bir de anons yapanlar var. Dayısından bilmem ne kadar. Amcasından ne? Ya ne gerek var kardeşim ya? Siz manyak mısınız? Adamın dayısının durumu yoksa ne olacak? Niye rencide ediyorsunuz ki Niye adamı? rencide ediyorsun adamı? Çok kötü çok. Yani bazı şeylerin artık yeni nesilde düzelir diyoruz ama hiç gelişme yok. Daha da insanlar Neyin ya? görgüsüzleşiyor. Vallahi hiç. Neyin enesini kaptı ya? Ben de Bak sana bir şey görgüsüzlüğe hiç söyleyeyim tahammül mi? edemiyorum başka ya. Sevmiyorum görgüsüzlüğü vallahi.
Bak ne yapıyor biliyor musun? Ben artık yeni nesil özellikle kızlarda gördüğüm bir şey. Kesinlikle bunu şey yapıyorum, ayırtıyorum çünkü kızlarda çok fazla var. Yani bu gördüğümüz bir şey, görmediğimiz bir şey değil. Zengin bir adam görsünler, benim için hiç önemli değil. İnsanın ne olduğu yeter ki parası olsun, yeter ki bana istediğimi alsın, şöyle yapsın, böyle yapsın. Bana istediği her şeyi yapabilir diyen kız var ya. Allah akıl fikir versin başka ya. Düşünebiliyor Hani musun? ya. Bana istediği her şeyi yapabilir. Yeter ki zengin olsun. Yeter ki beni arabasıyla, BMW'siyle gezdirsin. Yeter ki beni en güzel sahillere götürsün. Ya Yeter ki beni adamın Miami'ye götürsün. şiddet meyilliyse ağzını bunu dağıtıyorsa onu Hiç kabul önemli değil. edecekmiştir. Mazoşist olmuş çünkü kızların çoğu. Allah Acıdan akıl zevk fikir alır versin. olmuş yani. Allah Mazoşist bir dedim insana Allah da. o zaman herkesi gönlüne göre versin Ha. diye. Aynen öyle. Ve orta dişi düşürmeye devam. Yani ne kadar düştüğünü size göstereyim dedim. İyi gidiyor şu anda. Bak buraya. Come here, come here, come here, come here. It is Şimdi perfect. şey atacağız abi. Polly'ye güzel bir şeyler arayalım ya. Bir dakika. Ya, of. Manşete Arayalım bakalım. bakalım. Hep arayacağız bakalım. Şu neymiş lan? Evet, 1500 HP geldi ama iki kat yank falan geldi ya. Yok. Olmaz. Zeytinci kritik falan gelmedi. Tabii Tabii ki. ki. Devam. Go Go VC VC. VC. Go Go VC VC. VC. How How are are you you today? today? Valla 1000 HP Oh. geldi ama sersemletme de güzel efsun ama 1000 HP geldi. Kaptanım. Bakalım. 10 10 10 kritiği bir kritiği bakalım. 10 bakalım. 10 kritik kritik delici delici gelirse 1000 gelirse 1000 HP HP gelse gene gelse gene olurdur. olur. Delici Delici gelirse ve 1000 kritik gelip gelip 1000 1000 HP HP gelirse gelirse olurdur. 2K geldi de. 1000 HP. Allah. 500 HP. Aa. Yok. Hayır. Hayır. 53. 1000 HP 2 kat yank sersemletme 5. Yok. 2000 HP 10 delici. Kalayım mı? 2000 HP 2000 10 HP 10 delici delici mi? mi? Evet. Aslında iyiymiş de İyiymiş de kritiği kritiği yok değil yok mi? değil mi? Yok. Kaptı Kaptı kritik kritik yaraya. yarayan. Yo Yo delici de delici de iyi iyi normalde. normalde. Oğlum değiştirdim artık ya. Ama Ama deli de iblis. yani Yani kritik kritik olmazsa da bir olmazsa da şey bir şey olmaz olmaz kaptı. kapı. Kapıyı. 1500. Şunlar o kadar iyi gelmiyor ya. Evsuz zaten Evsuz zor zaten ya, zor ya, zor zor olsun. olsun. Zaten zor Zaten zor emek emek sorulur sorulur yani. mu? Aslında ben sersemletme de istiyorum. Bosslarda falan çok işimize yarıyor. Hem Hem bosslarda hem bosslarda de hem de metin metin kırarken de kırarken de işimize işimize yarıyor. yarıyor. E tabi. 8 kritik 5 delici ama şey yok. Hiçbir HP var değil. Elhamdülillah şükür. 10x. Oo artık hiç şey gelmez oldu. HP'ler 1-2 geldi geldi. Şimdi durdu. Oo çok kötü. Çok kötü. 10 delici 2 sersem. Aa Olur. oo Efsun. Efsunlar berbat berbat. Kaynat Aynı. ya. Haşlama yap. İşte şunu Valla alalım. gelmedi iyi bir şey. Dur bakalım. Gelir Gelir. inşallah. Gelir. Şamandan da bir Efsun alalım. Şamanda da 18 tane var. İnşallah bu 18 tane de bir şey alırız. Başka fışkiye. Ya Ya sen bu sen işi bu işi biliyorsun ya. biliyorsun Bu ya. sen bu Nereye işi biliyorum biliyorsun. hiç bir şey gelmedi ya. Hadi Kaptan, bakalım. senin Senin zengin zengin olur olur diye diye yani yani artık artık oyun koyun yani. yani. Ne zengini ya. 3M paramız var şurada. Kaptan Kaptan artı artı basmaları basmaları birlikte birlikte yapacağız. yapacağız. Söyleyeyim Söyleyeyim sana. sana. Bundan Bundan sonra sonra eskisi eskisi gibi gibi gitmeyeceğiz. gitmeyeceğiz. Artı Artı basmalarımız basmalarımız seninki, 12 ve benimki, 12, 12 onunki vesaire. vesaire. İtemleri İtemleri toplayacağız. toplayacağız. Toplu Toplu şekilde bir şekilde bir basış basış yapacağız, yapacağız, tamam mı? tamam mı? Uğur Uğur köfte köfte uğru neler 2000 yapmış olsun HP sen ki tekrar yani. geldi. 2000 HP 10 delici. 20 HP üretimi geldi. Şimdilik kalayım ya. Değil mi? Sen Sen bilirsin. bilirsin. 2000 HP 10 delici de bir şeydir yani. Ben de kritik isterdim ama yok yani gelmedi. Delici var. Yoksa devam mı edeyim ya? Bilmiyorum ki. Vallahi Vallahi sana sana kalmış kalmış kaptım kaptım. o.
Ama ben, ben ya yani ben kendi şahsi fikrimi söyleyeyim. TP'den kırık olsun, delici ve kritik kritik yaz. Son 6 tane. 1000 HP, 5 kritik geldi. Evet, son 3. Hiçbir şey gelmedi. Devam. Artık onu en son düşürdükçe o ne? Deneyeceğiz. Kötü be. Gelseydi şöyle güzel bir Ersun. Yolumuzu bulsaydık. Gelir gelir daha. Daha. Şey var orada zamanı. Şans eseri bazen şak diye geliyor kalktı. İşte bazen de şey yapıyorsun, şey yapıyorsun gelmiyor. Gelmiyor. O kadar uğraşsan da gelmiyor. Evet. Bir saatlik saat farmamız başlamıştı kaptan. Sağlam Ersun harcadık ama. Kaç tane gitti? 40 tane falan gitti. Bir Ersun'u falan almayı düşünüyorum. Ersun'u falan bir bak bakalım. Ersun'u ne kadar? Aa, onu hiç bakmadım ya. Bir şey değil kaptanım ya. 40 tane Ersun'u 7 meme yapar. 6 meme yapar. Benim daha o kadar param yok. Başka ben pazarlaşmadım ki hiç. Aç aç. 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 Kesin aç. Yani pazarda ne satılacak? Ersun satılacak. Ersun da bastık zaten yani. Ersun satılır. Yılan kuyruğu satılır. Cık bacağı satılır. Onun için sadece bir gölge bekletir. Gölge kırıyoruz zaten ya. Neyse. Aramalara devam. Uğurinko. Oh my god kaptanım. Odun bok koydun mu şaman ismini yine? Yok abim ya. Evet, niye girdik videoya? Büyülü keskinliğimizi Perfect Master yaptık. Bunu da İbrahim sağ olsun, Ronjson, benim çok eski dostum. Yayıncı. Rica ederim abi. O kadar eski dostumuz. Zen fasulye getirdi. Yaklaşık İbrahim kaç sene oldu? 25-30 sene oldu herhalde. Abi ben 2000'liyim diyor. Geçmiş beş yılı. 5 mi oldu? 5 olmamıştır. Lan ya. Yine geçmedi ya. Bu ne ya? Abi 3 yılı geçti de bilmiyorum. Bu arada beyler çok sevinçliyim. Bu sene aşure yiyemeyeceğimi düşünüyordum. Şimdi komşudan aşure geldi. Şerefinize yiyorum. Hani bize, hani bize, hani bize. Allah abim ben herkesin yaptığını yemem ya. Ben yerim abi. Bende öyle bir huyu var ya. Sende vallahi, bir huy mu var? İsterse bir yerini ellemiş. Hiç fark etmez benim için yerim ben. Dur sana bir video atayım da onu yerken izle bakalım. Hemen abi sana hitli yemeklerinden atayım sana. Dur. Instagram'a o baktığımız bir şey vardı ya abi. Adam koltuk altıyla hamur açıyor bunu. Adam ayak baş tırnağıyla et kesiyor bunu. Ben askerliğimi komando olarak yaptım ama ben öyle şeylerden etkilenmem. Ya komando ya koltuk altından kesilmiş hamur mu veriyorlar? Yılan yedim, karınca yedim. Yedim ama hiç bak etmem. Akrep yedim. Onlar bile onun bir şerefi var. Şaka yapıyorum lan ben. Orada evin değildim. Ne komandolu. Ben izleyen birisi diyecek ya adam helal olsun komandoluk yapmış. Ya bu şu an ne böyle ya? Metin bulamıyoruz ha giriş. Bizi şeye götürdüler biliyor musun? Gazino ne diyorlardı gazinoya ya bize işte. Pavyon. Gazino birliği deniyor bizim birliğin adına. Ya hepimiz gazino subay gazinosu. Subay gazinosunda çalışıyoruz yani. Gazino başkanlığı deniyor pardon. Tugay komutan demiş ki tam bu adamlar demiş işte garsonluk yapıyor işte ne bileyim pastanecilik yapıyor hani hizmet yapıyor ama atışı da yapmaları lazım. Bunları atışa götürün demişler. Biz de atış yani neredeyse artık teris olmamız az bir zaman kalmış. Bizi atışa götürdüler. Hedef tahtalarını 200 metrede var ya vuran evet. Adam bir atış ediyor. Tüfek bir tepiyor. Mermi sağa şey adam sola. Hedef var ya alakası yok yani. En son atışları bitirdik. Bir tane adam 3'te 2 vurmuş. Koca birlikte yani. Geri herkes karavana. Valla benim askerliğimde öyle bir şey olmadığı için gittim adam gibi attım geldim üçüne de.
Çat çat çat. Üçte şu mu vurdun? Evet, abi onun için gittiler denetlemeye aldılar. Vurmaz olaydım beni. Sarıgül gibi adamsın ya. Önce hedefi yapan adamı. Sen sarıgül gibi adamsın. Önce hedefi bir kokluyorsun, ondan sonra vuruyorsun değil mi şerefsiz seni? Üçte üç vurdum diyor adam ya. Aa, ne yapalım oğlum, biz geri plandaydık yani, levazım destek kutası. Hizmet takımı. İyiydi ya askerlik, güzeldi. Bu arada ya, orta işine son 3 kaldı. Elimde de kaç tane orta işi kalmış onun için geldim. 3 tane orta işi var. Bir tane geçmez. Kırma, bir tane kırma ihtimaline karşı düşüreceğim bir tane, ona geldim yani, yoksa. Hiçbir şey geçmez kaptan. Artık sinirleniyorum ya. Yalayut beni. O İbrahim'in başına gelmiş ama adam 30 tane verdim öyle bitti diyor. Ben şu ana kadar Allah, da 25 veya 30 tane daha önce geçti ya. Ork dişi bitti yani. Ben 10'da 7 yaptım. Ha bak düşmüş, yerde duruyor şu anda bir tane. Ne güzel valla. Bir tane daha düşüreyim ya yedek. Ne olur ne olmaz. Bu arada ben 45'li şey şu gölge metnini kesiyorum. Yat aşağı. Orada pelerimi basıyorum. Lanet kitabı da düşürdüm. 8-9 tane. Onu da hazırlıyorum alttan. Şahin de bana diyor, adam diyor panik halinde diyor. Hemen bir server'a girdi mi ilk biyolog, evlilik. Skiller. Abi yok, ilk sıralaması var. İlk önce evleneceğim. Sonra biyoloğa gideceğim. Sonra skillere yöneliyor. Adam çözmüş artık benim oyun tarzımı. Artı 6 kılıçla gider biyologda biyolog malzemesi düşürür bak. Şeyin önemi yok onun için. İtemin için önemi yok. Tabii. Abiden doğru ama. Sen de artık yeter. Geç. Gene kırdı ya. Hakikaten Şahin onu iyi gözlemlemişsin ya. Ben onu sonradan fark ettim. Ben de o alışkanlık olmuş. Bir server'a girdim mi hemen önce 30'a kasıyorum. Oh, dolunay geçti ya Rabbi. Dolunayı takıyorum. Oh. Orta dışı düşürmeye. Ah. Bir rahatladım ya. Ya taşka. Bu arada ben de bir tane şey okuyayım ya. Büyülü zırh kitabı okuyayım bakayım. Hop. Demecimiz kaç oldu ya bakalım. Aman oğlum sen tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Kaç vuruyorsun? Bravo. Ya abi şu anda bir tane lavuk var. 72 level diye bir savaşçı. Kaysa atıyor sürekli. Aha aha yat aşağı. Sen acayip çar yaptın ya 2 günde. Abim çok zevk alıyorum bu arada ya. Adam varamıyor ya, mu basacağım şimdi var ya. Uğur hazır 70 level al istiyorsan. 70 level. Bir daha yapalım. Baba. Anasını sattım seni. Yer aşağı. Atlarım sen ne dedin bana? Dakikada 100 dil darbesi atıyor adam ya. Vallahi yemin ederim var ya. Yaşadı ya bunlar lan. Abim ben tüfek gibiyim valla. Oğlum bu nasıl bir şey lan? Valla bir rivayete vallahi göre şey diyorlar yani onu. Kullanacak ne malzeme diyorlar? Kullanacak malzemesi az olan öyle. Ha, öyle mi diyor? Olabilir. Ben kaptana inanırım. Ya da abim yani çok şeyi olan, özellikleri olabilen, her türlü işi yapabilen, ne bileyim. Ne özelliği ya? Senden özellik olabilir kardeşim. Şahin abim ben daha gencim. Sen gibi yaşlı değilim ben. Sen 3 tane atarsın, ben 6 tane atarım. Bu adamın en büyük özelliği Burger King'deki o büyük 3-5 kat hamburgerler var ya, onlara tek atıyor. O süper. Benim en büyük özelliğimi söyleyeyim mi? Ben bir kere atarım. Çok uzun sürer. Ne oldu lan? Ha? Uzun mu çıkar? Şimdi abi biliyor seni. Ben mi gideyim diyorsun. İş arasında geliyorsun. Anlamadım. Nasıl uzun sürüyor böyle? Tatlı. Ne diyor bu? Şahin Mart kedisi gibi ya. Sürekli miyavlıyor. İstiyor abi. Everin diyorum beni. Şöyle mesela yaptır. 1200 tane Epson kasmıştım. Bugünlük yeter ya. Ben çıkayım artık. Kaç tane kastın İbrahim Bey? Yani şimdi onun zekatını ver. Onun 40'ta biri zekattır. Ama sen vallahi bana... 2 çar kızılda farm atman. 6 saat falan oldu herhalde. 5 saat falan. Adam 2 çar kızılda farm atıyor ya.
Bir arkadaşı ödünç almıştım. Adama bak, bu kadar hırs yapma İbrahim. İbrahim şey dedi, bu kadar hırs yapıyor musun sen? İbrahim'in ahlakını bozmayın olsun. İbrahim. Nerede hırs onu anlayamadım ama. İbrahim. Biz gene gölgeye kaldık ya. Çok kalabalık Soha. İbrahim sen dayaklık falan dene. Dayaklık değil de biz yılan kuyruğundan işi götürüyoruz be İbrahim. Bir ara ben dedim Broncu son nerede? 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 Dedim herhalde bu her yeri saldı. Ben dedim bunun DC'sinden çıkayım bari. Yok adam piyasada. Çıktım. Ara İbrahim yok. En son bir aklıma geldi. Dedim bu herhalde Meksika sınırını geçti. Dedim, çok oldu. Oraya geçelim. Amerika'ya gitti herhalde bu dedim çünkü. Bu dedim Emre abisine arada uğrar halatı sorardı. Yok piyasada. Neyse dedim. Sonra burayı oynuyormuşsun ya dedim. İyi ya adamı bulduk. Allah ben de bir 20 gün falan oldu ya. Anca geldim buralara. Özlendin ama İbrahim. Eyvallah abi sen de. Ben senin videolarını hep izliyordum. Sen de işte o ara hakikaten benim kanal kapandı. Telif olayları herkesi yaktı. İzleyemez olduk videolarını ya. Ama ya bir tane telif yiyince gizledim ben de videoları. Öyle duruyor hala. Ama video çekmiyorum. Yani. İyi yapmışsın. Video yani. Çekmiyor muyum o sen? Yok kanka. Bir yıl falan oldu. Hmm. İleride başlar belki canı isterse. Öyle öyle. Başka ne hazırlıyoruz ya TikTok'a? Büyük TikToker olacakmış adam. TikTok. Şahin Başkan'ı hazırlıyoruz TikTok'a ya. İbo'cum işte kaç para ya? 70 lira çaman. Kanka. Bizim arkadaşlar aldı iki tane. Biri satıyordu herhalde istersen ona sorarım. Boş mu? Ya. Şahin ilk yayını şeyde kanka yapacakmış ya. Melek hesap boş mu full mü? Kanka yani boş olması lazım ama sorarım. Bir tane yelpazesi vardı galiba. İyileştirmeci mi kritikçi mi? Valla bir tane bir tane kritik iki tane iyileştirme var. Hangisi lazım? İyileştirme ya bende de. Kaç para diyor? Bir dakika sorayım. Hadi bir daha sadece hesaba. Fiyatını merak ettim. He? Fiyatını öğrenmek istiyorum sadece. Tamam. Hadi bir daha net BK. Şahin ilk yayınında Melek Azat'la yapacakmış. Ya. Aynı şehirde yaşıyorlar ya. Melek Azat mı? Oy ne oy Şahin abi var ya o bir hoplar boğulursun valla. O var ya nasıl terlemişti onun arası. Aman dur yayındayız. Bir sakatlık çıkmasın. Aman. Ya yapışmıştır hep böyle şey. Aman. Abi bu ekiple TikTok'a girme bak. Direkt ilk günden ban yiyebilirsin. Vallahi yeriz ban. Böyle bir şey konuştuğunda vallahi direkt ban yeriz. Ya bir hesap daha açarız abi ne olacak amına. 1000 abone istiyor ya. 1000. Tamam belki bir tane açar hesap bir kaptan amına. Ya Adonis kim ya Adonis kim ya? Yok abi benim TikTok'la işim olmaz ya. Ben TikTok. Neyle işin olur abi senin? YouTube iyi ya. Ben seviyorum YouTube. Fikfok'la mı? Seninki de Fikfok'la işin olur. Hi YouTube. Hi bro. Hi guys. İbrahim de geliyor ya. İbrahim de baksana yapacak. Evet, İbrahim. Arkadaşlar. Sizi çok koca videoda hoş geldiniz. Bu İbrahim yok mu? Bu İbrahim var ya. O İbrahim'le biz yok mu? Beraber bir iş yapmıştık şeyde. Neydi o server'ın adı ya? Seven Wild mı? Yok kuzgun falan vardı. Neydi o server'ın adı? Darbe. Yok. Büyük ihtimal Els miydi acaba? Ya kapandı gitti bilmiyorum zaten ben de herhalde. Şey orada bütün yayıncı kızlar İbrahim'den soruluyordu. Hangisi adam, ya? Anlayamadım. Adam bütün yayıncı kızlar İbrahim tanıyordu hepsini. O ayarlıyordu. İbrahim maşallahın var ya. İbrahim bir tane yayıncı. İbrahim bir tane kız vardı ya. Ben seviyordum onu. Hiç denk gelmedim bir daha o kıza. O da TikTok'ta yapıyordu galiba. Bizim Merve olabilir belki. Merve değil Merve. Merveler. Ay. Yok. Gene bu var ya enerjisini aldı, yükleniyor. İbo'cum 250 ben hediye et ya. Tanıyorsun o kızı ya. Kısa saçlı bir kız hanımdı ya. Şey. Neydi o? Nerede yayın yapıyor demiştin? Valla TikTok'ta mı yapıyordu, YouTube'da mı? YouTube'da yapıyordu galiba ya.
İyi, ama hiç hatırlamıyorum ya. Yayınca komple unuttum ben Metin 2'yi bırakınca. Hayalet baskı başlık. Basarız. Kalsın. Hayır abicim. Oh. Ya şey ya, bazen biz izliyorduk ya. Uğur, sen tanıyorsun o kızı ya. YouTube'da yayın yapıyordu ya. Açıyorduk. Hangisi ama kaptan? Bir sürü kız var. Lan, melek Azat. Ben de Melek Azat ya. Şey mi? Meltek kız mı? Kız Metin 2 yayın yapıyordu. Anlaşıyla birlikte yapıyordu bazen ya. Allah Allah. Tamam bildim. Doğru. Metis. Metis. Aynen Metis. Aa evet, öyle biri vardı. Hatırladım Metis, sen deyince. Metis mi? İyi de ya. Peki. Metis erkekti. Metis diye de biri vardı. Aa şu an hepsini hatırladım bak. Maşallah. Metis, ama kızın yani... ismi de ona yakındı ya. Metis miydi? Öyle bir şeydi ya. Metis o da şey abi. Ya kankisi. Benim o kanka da... şeydi ya, Metis'ti o. Metis erkek, Metis kız. Yok sen şey, Merve'yi sen şey yapıyordun canım, o sen getirmiştin yani. O gelmiyordu. Sen nasıl yapıyordu canım diye. Yok yani şey, İbrahim'in arkadaşıydı o, İbrahim evet, şeyi de geldi. Arkadaş yani. Olduğunu biliyoruz, evet. Yok Metis ama şey, bireysel yayıncıydı o bayağı, hani TikTok'ta yapmıyordu, YouTube'da yapıyordu. Ben seviyordum ya, hatta onun bir tane yayınına bizim Emir de çıkmış. Emre şey diyordu. Koca olan sende şey var mı diyordu. Öyle bir şey diyordu. Artı basma malzemesi soruyordu da. Emir de oradan geçiyor. Koca olan bakar mısın şey diyor. Metis ona. Yılan kuyruğu mu sordu? Tılsım mı sordu? Ne? Öyle bir şey. Koptuyduk ya. Ulan çok güzel oldu ya. Artı 4 canavarı da ekledim. Şimdi kaptım. Yes. Oğlum beddua ettiniz lan. Bu orta şimdi bir tane daha yedek alayım dedim. Düşmedi. Geçmez, düşmez kaptan. Düşmez, kalkmaz bir alır. Sen ne yapacaksın bakalım? Sen ne yapacaksın? Onu seni de göreceğiz. Ben paraları alırım abi. Ben kalkmam, uğraşmam. Adam param var benim diyor kapti. Yok, adamdan ya, alırım diyorum yani. Ya İbrahim gibi olur da 30 tane geçmezsen olacak. Kabul etmezsen. Abi zaten ben bayağı verdim, geçmedi. Bir 6-7 tane geçmiş. Şu an bir tane verebildim zaten. Ciddi misin? Şu an zaten vermiyorum. Uyuz oldum ama. O zaman benim cidden iyi kalmış. 3 kaldı benim ya. Yani iyisin kaptan valla. 7 tane vermişim ama. Biyolog beni seviyor ya. Ben ilk başta diyor, bu bana ağırlık veriyor diyor. Biyolog bizi seviyor. Biyolog yaşlı seviyor demek ya. Biyologla bizim aramız şey... Mustafa Sarıgül koruma ilişkisi gibi. Bizim de şey gibi. İbrahim Tatlıses de yıldız ve İbrahim Tatlıses. İbrahim. Kaptanım çok dillenen şey arzun alır derler ha. Çok dillendirme. Yapma bunu. Kaptan affetmez valla. Tak tak. 2-3 hata gider valla. O bizde şey derler. Dervişin fikri neyse zikri neyse mi? Ama ne bileyim ben. Yani şey, fikri neyse zikri de odur der. Fikir zikir. Aynı şey değil mi oğlum, fikir ile zikir? Vallahi bilmiyorum. Zikir yapılan şey, davranış herhalde. Ha. İbo Bey. Efendim. 50 benler kaç para ya? İbrahim. 4 tane gidiyor şu an. 4 tane. Bu arada şamanı satmış ya. Öbürüne sormam kanka, lazım. Kaçtan satmış? Onu sormadım da 3 ile 4 arası ediyor dedi, boş. Oha amına koyayım. Ama o kadar değildir ya. Dur ben diğerine sorayım. Belki içi dolu vermiş. Oğurcuğum senin için önemli bir şey alırsın ya. Vallahi çok iyi ya. El patron. Yok bu abim ya. Bir anda o kadar çıkmaz ya. Çıkar şu altın tozları. Bu hafta evdeydim. Bu hafta çalışmadım. Çalışsaydım çıkardı da. Çıkar şu defoları. Az buçuk. Altın tozlarından çıkar biraz. Ayaz Metin 2 şenleniyor. Şu altın tozlarından çıkarsın. Bu arada Uğur kardeşimiz şey işi yapıyor yani, altın tamirat, temizleme, üretim. İmalatçıyız abi. İmalat. Abi size girişi yani, kaça bunun? Yani abim Zemplantadır, neydi o diğer marka, Koçak, Goldtro, Halis'e oynuyor ya, hepsinin elinizden geçiyor yani, ne bileyim. Ya onların taşlar düştüğü zaman şey mi, size mi getiriyorlar? Ya mesela bize çok geliyor öyle bakımlık ayağına mesela. Hani taş düşü, ne bileyim işte bakımlık olacak, parlatılacak, cila olacak. Oğlum gitsin, böbrek taş düşürse başka bir yere gitsin ya. Yo, bu an gelebilir. Yasın ha.
Senin altınları bileziklere uğra yaptıralım ya. Başka böyle düz öyle düz yaptıralım. Zaten. Düz, Allah düz. Uğruna yapacak artık kim ne kime yaptırıyorsa. Abi tanıdık dediğin saplar. Öyle bir şey yap. Yes, hemen salgılı gibi arkaya geçerim ya. Arkada ya da balkonda. Şahin ben sana bir tüyo vereyim. Biz hep evlenirken işlemeli bilezikler takımlar almıştık. Sonra onlar hiç para etmiyor haberin olsun. Az ediyor. İşçiliği çok... fazla abi işçiliği fazla. Zarar en, ediyorsun. Onu. Alacaksan düz al yani. Öyle öyle. Abi ben sana söyleyeyim Şahin abi. Evleneceğin zaman tamam mı? Ne yapıyorsun biliyor musun? Abi ben sana 15 tane yok. 20 tane bilezik gördüm tamam mı? 20 tane bak. Bunlar abi demo. Tamam mı? 10 tane yengenin sağ koluna. 10 tane yengenin sol koluna bir koyuyorsun bilezikleri. Havanı atıyorsun tamam mı? Sonra abi kendini böyle borcunu azalttıkça bilezik almaya başlıyor. Benim sana şahsi fikrim bu. Ya ben evlenirsem öyle yaparım bu arada. Giderim abi alırım 20 tane bilezik demo. Demo ne? Tanesi. Şey mi? Abi İmitasyon bu... mu? Yok. Hani bu kuyumcularda vitrinde bilezikler oluyor ya abim. İmitasyon işte ondan hepsi. Ha, imitasyon. Biz onlara şey diyoruz ya. Hani şimdi biz öyle denmiyor da ha. Demo diyoruz biz. Abi hiç anlamazsın vallahi. Ben bir ara çarşıya gitmiştim. Oradan anneyi aldım mesela. Kolunu aldım. 3-4 tane böyle abi. İyi yapmış. Vurmasından tut her şeyine kadar. Geçenlerde ben şey gördüm ya. Adam kuyumcuyu soydu. Kadının elindekiler aldı kaçtı ya. O kuyumcuların da dikkat etmesi lazım yani. Sıkıntı abi. Abi en güvenli adamdan bile yiyebilirsin yani. Abi kuyumcuda bir kere panik butonu olacak. Yani nasıl olacak? Böyle tekinsiz bir tip geldi mi ayağın düğmede olacak yani anladın mı? Ya, panik değil de abim ya emanetin olacak bir tane silahın olacak. Oo, o zaman çatışmaya girersin abi. Ya abi gireceksin diye abi sık bacağına bacağına ne yapacaksın başka? Bir de kuyumculuk artık tek başına yapılacak bir iş değil yani ekiple yapacaksın abi kuyumculuk. Doğru mu? Yani doğru abi mesela abi. Ne olacak yani abi? İşte tabii tabii mesela abi bizim şeyler var abi müşteriler bunlar çantaya çıkıyor. Çantaya çıkıyor dedim mesela abi. Bu şey var ya. Nasıl diyeyim sana. Valiz var ya valiz. Hı-hı. Abi onların en büyüğü ne? Biz mesela bizim müşteri de onlara mal koyuyor. Yalnızsa herkes böyle yapar. Malları içine koyarsın abi. Böyle onun özel böyle kalıpları var mal koymak için. Abi koyarsın arabaya. Abi en az 3 kişi gezerler. Abi bak Allah çarpsın. Baksana yemin ederim adamda el bombası bile var. Baksana yemin ederim. O biraz abartı adam olmuş ama. El bombasıyla yani. Geziyor. Kafayı abi niye? Ayağa çıkıyor adam soyuldu. En güvenliği adamdan darbe yedi abi. Abi ne yapacak? Emir olmasını mı fırlatacak? Beyler abi adam ya akıda gözü dönmüş yaptık amına koyayım. Bir daha olursa direkt atacağım diyor. Madde bağımlıları, müpteseller falan birinci hedefleri hep kuyumcular. Çünkü kolay hedef. Olarak görüyorlar yani. Adam geliyor silahla ver diyor ne varsa. Ama abi adamın bir kiloya yakın altını çalındı abi tamam mı? Ya şimdi dükkan bu. Kalabalık olduğu zaman cesaret edemezler anladın mı? Yani içeride dükkan değil abi. Falan. Dükkan değil benim dediğim. Benim dediğim abi arabanın içine bindin tamam mı? Valiz arabada. Sen sadece abi dükkan geziyorsun. Senin belli bir müşterilerin var. Abi zaten sen o dükkan içine gidin abi. Adam zaten dükkanı komple her şeyini şey yapıyor. Kapatıyor. İpeklerini indiriyor. Dükkanı ha. Kapatıyor mesela. Ticaret abi ne olursa yani olsun işte. Tabi ama her şey yolda oluyor abi. İbrahim. Efendim abi. Var mı şey? Abi kuyumculuk bu zamanda kaç tane riskli iş ya. Var abi. Geri bağlayayım seninle. Tamam ben de aşağı inecektim CH4'teyim. Şeytan ver halim bir dakika. İbo bağına sarsın da bir tane ya. Bir tane haber görmüştüm ben. Tamam. Fırının altından tünel kazıp kuyumcudan çıkıp. Kuyumcunun kasasını. Abi çok manyaklar var. Kuyumcunun kasasını oksijen kaynağıyla kesip açmış dağılmışlar ne varsa ya. Yaparlar abi. Abo. Şırnak'taki Gabar Dağı'nda petrol arama sahasına sondaj kulesi devrildi. Kule altında kalan işçilerin kurtarılması için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Hepsine geçmiş olsun ya inşallah bir şey yoktur ya. İnşallah. Ben bir de Uğur böyle tanıdığım birisinin şey yaptılar. Ne derdim ona? Ne anlatacaktım ya? Yani kuyumcuyla alakalı bir şeydi de. Abi. Gece senin dediğin gibi adam bir kez soyulmuş. Tanıdığım kuyumcu.
Geceleri altınlarını yanında götürüyordu dükkanlarına. Dükkanda bir şey bırakmıyordu onu. Abi bizim orada çok zor kuyumcu kentte dükkan soyulmak. Ama abi bizim müşteri şöyle söylediler. Bunun bir tane yanında çok sevdiği bir adam vardı abi. Bunlar zaten birlikte şey yaptılar, bu işi yaptılar ama adam sadece onun yerine durdu. Ama bizim şeyde müşteri de bunu bayağı böyle bir şey yaptı yani. Maaşını iyi verdi, promosyonu verdi. Abi bir gün adam gidiyor. Bu nasıl diyeyim sana? Hapisten yeni çıkmış birini buluyor abi. Adamda her türlü suç var ama. Bir tane abi araba kiralıyor bunlar. Dedi ki işte ben akşam yokum diye işim var diyor. Adam diyor tamam o zaman diyor. Ben de birini bulur öyle giderim diyor. Yolculuğa falan. Ha bunlar işte işinden çıkıyor abi. Evet akşam var teryak. Tamam ne yapayım? Karanlık. Öbür işim var diye zaten rotayı biliyor. Her şeyi tabii, biliyor. Tabii abi her şeyi biliyor. Abi şerefsiz, bir tane araba kiralıyorlar. Abi arabanın önünü kesiyorlar. Tamam mı bu? Silahın tersiyle abi bizim patronun yani bizim müşterinin kakabasına vuruyor abi. Adam orada bayılıyor. Şerefsizler ya. Abi sonra bunlar çantayı alıp kaçıyor tamam mı? Abi bunları polis Avcılar'da ormanda buluyor. Tamam mı? Bak olayı iyi dinle abi. Valla polisi de yanı olsun. Gerçek. Hemen bulmuşlar sıcağı sıcağını. Abi yani. Buluyor ama şöyle bir olay var. Mal ortada yok. Çanta ortada yok. Hmm. Adam diyor ki abi benim diyor paramı diyor altımı diyor polisler aldı diyor. Allah Allah. Polisler abi adamlar diyor ki o işi yapan adam diyor ki abicim biz Avcılar'da gömdük diyor çantayı. Bizi o sıra polis baskın yaptı diyor. Benim daha hiçbir şeyden haberim yok diyor. Hani çantanın kendim belli değil yani. Çantayı ben kendim gömdüm diyor adam. Ama abi polisler diyor ki biz çantayı görmedik, etmedik, şey yapmadık diyor. Yani kim vurdu diye gitti yani. Tabii ama abi adam çok içten söylüyor. Adam gibi eminim diyor. Benim paramı diyor polisler geldi diyor. Yok ya ben polisin yapacağını sanmıyorum. Ben beklerim abi. İçinde çok şerefsiz var. Niye? Çünkü yok ya. Ben zannediyorum. Abi az bir para değil abi. Sana kaç kilo altından bahsediyorum. Yemişlerdir abi onu. %100. Ben de adam gibi gider, eminim. Adam gider savcıya gider söyler. Yok abi. Adam her şey söylüyordu. Yok. Çanta yok ortada. Altın yok daha doğrusu ortada. Şu an adam hala içeride. Çalan. Yok altın yok. Evet abi adam bayağı bölgeydi. O zaman onlar gömdü abi polisin dediği gibi çıkınca arayacaklar işte. Hayır abi adamlar şeyinde diyor ki sorgusunda çantayla birlikte tam böyle gömü esnasında şey yapıyorlar. Yakalıyorlarmış Avcılar'da ormanda bir evde. Ama abi diyor ki çantaya diyor bir rastlantı olmadı diyor. Vallahi senin adam ketenpereye gelmiş yani öyle derler. Fena ketenpereye geldi abi. Zaten bizim hala da kendi müşterimiz hala ona yapıyoruz, çalışıyoruz da. Ama bence ben adım gibi bir de eminim abi. Polisler onu yedi ya. Ben beklerim abi yani. Vallahi para ya. Adamı bozar abi. O konuda şimdi bir şey diyemem ama her şey olmuş ya, tabii, yani. Olur abi. Bizim şeyimiz böyle. Zaten yani adam kendisi de bunu söylüyor. Görün mesela hani o iş bir kere çok riskli bir iş yani. O altın işi, kuyumculuk işi. Mesela bizim burada kuyumcularda içeride 3-4 kişi oluyor. Öyle mesela bir şeyi merak ettin değil mi? Bir bileziği veya da künyeyi görmek istiyorsun. Görevli sana çıkarıyor. Şeyin üzerinde bakıyorsun. Bankonun üzerinde bakıyorsun. Şey. Abi mesela bazında şey bile yasak. Fotoğraf çekmek bile yasak. Kapılar özel. Belki de kadın oradan bir tuşa bastı. Kapı sen daha kaçamadan şak kendi kendine. Ya abi mesela kapıyı kapattın ya abi girdin ya içeri. Hı hı. Abi adam kapıya basıyor otomatik açıyor öyle çıkıyor müşteri. Normal abi. Artık insanlar hani, iyice. Abi öyle abi. Yoksa şey diğer türlü yaş. Çok sakat iş abi. Ya mesela kaybın çok büyük oluyor. Bir kere bir kayıp yaşadın mı bir kilo altın diyorsun ha. Bir kilo altın diyorsun. Bir kilo altın ne kadar şimdi bir bilezik değil mi? Bir sürü paradır yani. Güzel para abi. 2-3 tane sıfır araba alınır herhalde o buna değil mi? Daha fazla belki bilmiyorum da. Abi o kaç yıl öncekinin parası? Yani bir de şimdiki ne hesapla yani? Evet. Bir kilo altın 2-3 tane 2-3 kilo
2-3 tane araba mı? Daha kaç mı? 1 kilo altın kaç yapıyor? Evet, bir ortası abi, 4 milyon eder herhalde. Bundan eder bir eder rahat eder ya. 4-5 sene olmuştur belki. 2-6 milyonsa oho 5-6 tane araba alır ona. Tamam da. Ama abi adam şeyini aldı. Sigortadan parasını aldı. 2 tane kırma payı yaptık ort dışına. Şimdi İbrahim'in dediği yeri arayacağım ben. O dayaklık metnini kırdı ve ona bir bakayım ya. Nerede bunlar? İbo'cum indi mi köye, eldiven alayım senden bir tane. Ben C4 çöldeyim abi. Olursa gel sen de. Geliyorum. İbrahim bana o yeri göster de ben C'ye atayım orada ya. Tamam abi. Ya bu ya şey sıkıntı ya. Eskiden gene çok fazla olmuyordu bu işlerde. Bu madde bağımlıları var ya. Yoksunluk çektiler mi abi? Evet abi. Gözler hiçbir şey görmüyor bu adamların abi. Kuyumcuymuş. İşte yolda gezen yaşlı kadınmış. Kolunda bilezik görsünler hemen zombi gibi takılırlar peşine yani. Kankam kaç para, öyle olmaz parasıyla. Gerek yok kanka ya. Ya kaç para söyle. 4. Geldim. Almam ki vallahi, gider falan alırım amına. Buradayım. Tamam gel. Bir resim çekilmemiz şurada şöyle hep beraber. Ha? Olur. Abi o zaman dur, ben kamanı da alayım geleyim ya. Yok şöyle etkili güzel şaman. Ya böyle beyler meclisi gibi. Tamam, benim şaman da erkek abim. Bir dakika. Yandırayım ya. Aynen az kendini düzde abi. Tamam, kılıcı çok sallamayın. Şu şeyler nasıl kapanıyor? Alt Q muydu şeyler, görevler ha? Yeterine Q. Çok güzel. Çektim beyler, tamamdır. Hadi şu şeyi göstersene bana ya. Bu dayakla burayı mı diyorsun? Gel abi solda. Ya burada da 3 tane var ama solda şimdi örümcek bacakları falan düşürebilirsin. Hani ya o yüzden solda da kesmek daha mantıklı. Yerini öğreneyim de sol zaten şimdi kesmeyeceğim. Aslan şey iyi koşuyormuş lan. Aslan tamam. Mermi gibi ya. Burada İbrahim, abi bak zaten adamlar var. İbrahim bizi niye şey yapıyorsun? Bak beyaz aslan varmış var. Sende. Beyaz aslan yok diyorsun. Yani var dedim ya abi. Ondan mesela şu adam zengin. Oha, mesela şu örümceklerden bacak adamlar atıyor mesela. İki tane altı. Ben buraya çökeyim o zaman. Kanka Rasko tanıdık ya. Çökmeye gerek yok. Herhalde tanıdık. Yanlış mı hatırlıyorum? Bu, ne olacaklar? Beşimi aldılar. Bu iş telefon değil mi abi? Hemen istiyor. Neyse dur C'ye atayım bakayım boş. Bunları niye bırakmışlar? Bunları da ben keseyim bari ya. Hazır şeyim varken. Şamanı da getireyim. Birileri bunları ellemiş bırakmış. Siz nereye kaybolsunuz? Ben sizi görmüyorum. Kankam ortaya geldik ya. Çölün ortasına geri döneceğim. Adam orada kesiyor yani. Bu arada burada bacak kasabilirsiniz. Örümcek bacağı tanesi 2,5 hemden gidiyor. Güzel de düşüyor yani. Bu dayaklık metin de beni hiç ısıramadı bile yani. Oo tamam, C2 güzelmiş. C2'ye yapış. Hadi bebeği. Bilinmeyen ilaç. Bilinmeyen ilaç kutsama küresi. Güzel ya. Fena değil ha. Evet İbrahim. Dayaklık metnin drop'u güzel. Çok iyi. Abi mesela gölgede bir saatte 50 tane su atıyorsa burada 80-90 tane atar. Öyle söyleyeyim. Bence. En sevdiğim. Peki abiler bir şey diyeceğim. Ben şimdi 3 çalla grup yapıp kesiyorum ya. Tamam. Şimdi ben bir ya grup derken o ne gruptan bahsediyorum? Evet. Şimdi ben savaşçıya eldiven koyacağım. Drop'u böler mi acaba? Yok, ha, bir şey olmaz. Daha iyi olur hatta. O kültürü kovmada geldi. İyiymiş burası ya. Ben Bölmez diyorsun ha? Yok bozmaz. Bölmez. Peki ya, o zaman eldiven yapıştır ki. Hatta aslan daha da iyi drop'u var sanki. Ama eldiveni böyle sakin saatlerde kullan. Gece gibi böyle o saatlerde. Abi ben yarın gideceğim işe. Gece kullanamam. Akşam işten gelince takılmayacağım mı? Ya hiç mesai olmazsa yapacağız bir şeyler. Çok seviyorsun şu mesaiyi ya. Abi bizde zorunlu mesai. Esnek çalışma saatleri. Yani. Korumalık yapalım o zaman. O hep esnek çalışma. Abi diyorum ya, kariyerim .net'e başvurdum. Stoklar Mustafa garanti. Saragül. Olur. Ya level almak istemiyorum ama işte 40 level olacağım ya.
İbrahim, Allah abi ne olacak ki? İbrahim 40 level olmanın bize bir avantajı var mı burada? Abi şeytan kulesini çıkarsın, altına düşürürsün bol bol eldivenle. Anahtar. Ha, ne gibi? Altın anahtar mı? Sesim gelmedi mi? Yok, geldi de hani anahtar derken altın anahtar falan mı? Ne türlü anahtar? Anahtar demedim ya. Şey. Yani 40 level olursa şeytan hatırası kasmaya gidersin. Şeytan kulesine çıkıp onu demek istedim. Yoksa ha, 45 burada 55'e kadar drop alırsın. Şey yaparım ya ben onu. Şimdi lanet kitabını bitireyim. Şeytan hatırasına başlarım ya. 40'da kalayım ben o zaman ben level almayayım. Abi zaten zor ya. Yani canım ne istiyorsa. Ama bence bir yıl sonra gitsin gidebildiği kadar bir tane de bedensel yaparsın istersen vadi farmı veya çöl farmı için hiç fark etmez. Yani zaten şey 50'ye kadar düşüyor herhalde hatıra. Ben o zamana kadar bitiririm. 50, 55, 60'a da düşebilir yani sıkıntı yok. Ya yani elden takmana bağlı. Elden takarsan düşüyor. Güzel zaten şeytan yani. Şeytan askerler 57 level falan abi. 60 olsan da düşürürsün. Ankara şeyler par ediyor mu? Ne bileyim buz topu, bilinmeyen ilaçlar, buz parçası. Kanka. Ya yani mesela bilinmeyen ilaç 10 tanesini 5 yeme koy gider. Artılı artısı fark etmez. Bilinmeyen tılsım 10 tanesi 8 yeme koy gider. 7,5 yeme tılsım artısız ama. Artısız tılsım. Evet. Vadide düşüyor zaten. Vadide metin keserken son notları çekersin. Okey tamam. Ama en iyisi yılan kuyruğu tabi. Eldeğini tak. Gölge metni kes. Kuyruk düşerse 8-9 yem yani. Evet. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Yavaş yavaş gelişmemiz artık daha da iyiye doğru gidiyor.